Bozlukta şöyle dana kuşbaşı etim vardı. Şöyle şundan dedim bir sote yapayım, ne yemek yapacağım aklıma gelmedi. Doğru düzgün evde sebze de yok. Ondan sonra şöyle dedim şunu bir sote yapayım. Ay, dur kapandı, kapağını kapatalım. De geçen annem geçen hafta kartal hastayken gelmişti. O zaman almış. Ben de dondurmuştum. Düdüklümüze. Kısalım da bırakalım. Beyazlar yıkandı. Sonra şöyle şu karışık renkleri de yıkadım. Valla yamuk yumuk da olsa astım çamaşırları sallanıyor bak. Ya çok rüzgar olmazsa bir şey olmaz ama bakalım inşallah devrilmez. Bırak. Bırak dedim sana. Bırak. Benim o. Bırak. Aa, benim. Yakaladım. Tutacak hadi. Ay. Ay çok zor. Ay. Hiçbirini alamıyor. Hadi al annem bunları. Gel. Gel. Kalk gel. Bak hiç istifini bozuyor mu bak. Birazdan şimdi düşer şöyle şuraya ağlar. Bir süpürge açtım. Bir şöyle banyonun falan. Ve tuvaleti böyle bir çamaşır suyuyla şey yaptım. Şimdi ıslak basmıyorum. Şuradaki şu parçanın ne olduğunu bilmiyorum ama çamaşır suyuyla şöyle bir geçtim her yerinden. Burası da bir kurusun. Tartanın son durumu. Annem sen kaykıldın mı? He? Ne yaptın sen? Hiç sesi de çıkmıyor. Kurban olurum.
altına alabilirim. Ben tabii bu olayda sen söylenmesine kadar silahın elde edilebilmesi noktasındayım hala. Zira bak gelecek iki haberimiz de bununla ilgili. Bir tane... Açmış bacaklarını. Son iki gündür böyle kendi kendine konuşuyor. İki arkadaş ne oldu? İşte bu şekilde olduğu gibi. Ben mutfağa girdim. Ne yapacağım? Dünkü et yemeğimden biraz kaldı. Çok kalmadı. Bugün cuma. Asyam da gelir. Bilmiyorum ondan yer mi ama biraz vapurası vardı ya, onu yapacağım zeytinyağlı. Derken telefon çaldı. Kuzenim aradı. Onunla konuştum. Bu arada da yemeği de koydum. Havuçları, soğanları birazcık kavurduktan sonra biraz tuz, biraz şeker, bir tane küp şeker attım. Bir çay kaşığı tuz attım. Şöyle, sonra da buzluktan doğranmış pırasam vardı ya, yıkayıp doğramıştık. Onu çıkarttım. Altını kısalım. Böyle önce bir kendi suyunu salsın. Dolap bomboş. Gerçekten dolap bomboş kaldı. Alışveriş yapmadık. Yani normal aslında hep günlük şeyleri aldık ama nasıl oldu bilmiyorum. Yine bir sürü, kapatalım. Buraya da yazdım. Yine bir sürü ihtiyaç var. Makarna. Şu anda herkesin peşinde olduğu. Bakalım bizim burada da marketler böyle mi bilmiyorum. Akşam eğer fırsat olursa eşimle gideceğiz ya da yarın falan. Bugün zaten cuma. Bilmiyorum yani bu yok virüsten dolayı bu kadar şey normal mi? Bana çok mantıklı gelmiyor. Sonuçta sokağa çıkma yasağı yok, bir şey yok. Allah korusun. İnşallah o noktalara tabii ki gelmeyiz ama... Bakalım listem de burada. Daha da tabii ki başka alacaklar da var. Dolap yine bomboş. Evdeyim ben. Dışarıya da çıkamıyorum. Ne yemek yapacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Yemeğim böyle kendi suyuyla bayağı bir pişti. Sulandı, çekti. Aslında şöyle havuçlar bir tık daha sert. Havuçlar pişince zaten hiç kesin pişmiş oluyor ama... Şöyle birazcık, yine de çok azıcık bir sıcak su koyacağım ki yapışmasın. Çünkü yapışıyor hemen. Bir çay bardağı bile değil yani. Şöyle azıcık bir döktüm. Böyle pişmeye devam etsin. Az kalsın yine unutuyordum. Şöyle bir avuç içi kadar da kırık pirinç attım. Buna pirinç de koyuluyor ama ben her seferinde unutuyorum. Yine unutuyordum. Böyle son aşamada. Tamamdır. Kartalı uyuttum. Mutfağa girdim. Pilav yapıyorum. Ve bir domates çorbası yapacağım. Hemen bunları yapayım. Aslında pilavı böyle son anda akşam yapmayı seviyorum ama işte bazen fırsat olmuyor. Kartaldan dolayı yani denk getiremiyorum. O yüzden yapayım dedim şimdiden. Çıksın aradan. Akşam onlara diyorum ki bak banyo yapamadım resmen. Saçlarım yağlandı falan. Banyo yapamadım diyor ki bana. Nasıl ya? Nasıl yapamadın diyor. Bütün gün nasıl yapamadın diyor. Yani olmuyor yani. Ya uyurken yemek bilmem ne, hadi onları yapayım diyorum. Ve aynı zamanda daha doğrusu şöyle, uyurken banyoya giremiyorum. Yani uyanık olsa giriyorum, uyurken giremiyorum. Yani uyanıp ağlar diye. Uyanıkken de hani iyiyse, karnı toksa, uykusunu almışsa bu sefer bırakıyorum ben yemek bilmem ne, onları şey yapmaya bakıyorum. Öyle böyle akşamı ediyorum. Her gün bir şey çıkıyor. Yok kargo gelecek, onu bekliyorum. Banyoya giremiyorum. Şey gelecek.
İşte dün işte su söyledim. Hadi onu bekledim. Banyoya giremedim. Bir koskoca bir gün nasıl oluyor? Evet benim de aklım almıyor ama öyle yani. Nasıl akşam oluyor bilmiyorum. Saat şu anda 4'e geliyor. Kartal sabahtan beri daha yeni uyudu. Yani bilmiyorum o da tabii ne kadar uyuyacak. Uyuyor uyanıyor, uyuyor uyanıyor. Dolayısıyla ben böyle uzun süreli hiçbir işe giremiyorum. Bakalım ne kadar uyuyacak tabii bilmiyorum. Tereyağını da erken koydum. Unuttum böyle dalgınlığıma geldi. Daha doğrusu çorba yapacağım ya. Çorbada önceden yağı yakarız, kavururuz ya unla. Ona gitti kafam. Bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum yani bu sefer. Önceden ben çünkü şeyi kızdırırdım. Şehriyeyi yapardım azıcık sıvı yağda. Bir yemek kaşığı kadar. Sonra yağı koyardım. Neyse bu da böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Yanmasın. Şöyle şu ocağı alayım da. Şöyle biraz soğutayım. Sonra pirincini atayım.